Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Stoner'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nihayet bir saatlik efsane bölümü de size ulaştırmayı başardım. Ve sizlerin tavsiyesine uyarak abi etraftaki odunları falan temizlemiştik geçen bölümde. Çünkü bu ormanlık araziden dolayı gelen düşmanları göremiyorduk. Misal o zombiler saldırıya geçiyor isimli bölümde baba. Şurada zombiler birikmiş, ben ağaçlardan görememişim. Hani... Babacım ben oynarken gerçekten çok dikkatsiz olabiliyorum. Siz izlerken çok dikkat ediyorsunuz ve beni uyarıyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ederim abi. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz de çok çok sevinirim. Abi şu son zamanlarda bakıyorum da bizim tayfa hakikaten hareketli ya. Hani 1000 like olursa diyorum güzel olur, gönlümü alırsınız. Baba oluyor 1500-2000. Ben havalara uçuyorum böyle ya. Gerçekten çok seviniyorum. Eksik olmayın babuşlar. Şimdi şu evin tamamlanmasını bekleyeceğim. Yeni binalardan yemekhane falan açılmış. O yemekhaneleri falan yapacağız yavaş yavaş. Ama tabii ki ben yemekhanenin hangisi olduğunu bilmiyorum. Artık onu da söylerseniz sonraki bölümlerde yaparız abi. Şimdi bu bölümlük şuradaki şeyi yapsınlar, binayı yapsınlar. Ama gerçekten buranın ne işe yaradığını bilmiyorum. Çünkü iç dizaynına hiçbir şey kullandırtmadılar fark ettiyseniz. Hani şu bina yapımında normalde baktığınız zaman abi şu aşağıdaki binalarda görüyorsunuz değil mi? Şey yaptırıyor, yatak yaptırıyor. Ama biz burayı yaparken herhangi bir şey yaptırmadı bize. İçeride oturak bile yok, sandalye bile yok yani. Değişik bir şey, pek anlayamadım. Hayırlısı bakalım. Bu arada birazcık bizim taş maş kestirmemiz gerekecek. Taş kestirmek basit bir şey abi. Şuradan bir tane daha merdiven çıkartırız. Ondan sonra şu yüzeyi tıraşlamaya başlarız abi. Yüzeyden bol bol taş elde ederiz zaten. Ama öncelikle şu ev bir bitsin babuşlar. Ve yanılmıyorsam abi bak sen şu an yaz ayındasın. Yavaş yavaş kışa doğru yaklaşıyorsun. Kışın herhangi bir şekilde ekin alamayacaksın. O yüzden yemek depola demişsiniz. Abi yani... Ahanda yemek depom burada. Tabii ki bu yeterli olmayacak. Onun farkındayım ama elimden geleni yapıyorum babuşlar. Bunu bilin yeter. Ve baya baya bir şey açığımız var ya. Yün mün falan filan. Envanterimizden bir bakalım mı abi? Envanterimizden bir bakalım. Ev yapımında değildi ya. Hep yanlış hatırlıyorum. Envanterden bir bakalım. Bakalım nelerimiz varmış abi. 2700 kapasitemiz var eşya depolamaya. Ve nelerimiz var ben onu görmek istiyorum. Yemek açısından bak baba 42 tane 42 sepet beri böğürtlen galiba. 42 sepet böğürtlen, 4 sepet mısır, ekmek, yumurta, havuç, bu bal kabağı. Havuç burada. Tabi bunlardan hayvan yemi falan da vardı. Hayvan yemlerimiz de var abi. Güzel aslında. İyi gitmiyor muyuz sizce de? Bence iyi gidiyoruz abi. Bence iyi gidiyoruz. Bakın burada zaten baya baya bir materyalimiz var. 45 tane herb yapabilecek, sağlık materyali yapabilecek şeyimiz var. Güzel, gayet iyi. Gayet iyi gidiyoruz babuşlar. Şu bina bitsin yeter bana. Ondan sonrasını yavaş yavaş hallederiz abi. Zaten benim diğer kuzen çalışıyor böyle hayvanlarla. Ve tüy elde etmek için illaki tavuklara kıymam gerekiyormuş da tavuklara nasıl kıyacağım bilmiyorum. Harvest to meat deyip kıyacağız galiba tavuklara. O zaman şöyle bir şey yapalım abi. Bir tane daha tavuk yeri yapalım. Onu onluk alanda bir tane daha tavuk yeri yapalım abi. Bu tavuk yeri dolduktan sonra şu diğerini keselim. Oradan aldığımız tüylerle ateşli ok yapalım kendimize. Biraz daha güçlü vuralım abi. Ve etrafa bakınıyorum da şöyle bir yaratık maratık var mı diye. Şu ormanların içlerine falan iyice bakmak istiyorum. Ormanlar bildiğim bizim için tuzak gibi bir şey oldu abi. Ama bayağı bir alanı açtığımızdan dolayı yaratık falan gelse rahat rahat görüyoruz zaten. Ve evet ev neredeyse bitmek üzere. Dediğim gibi burası ne işe yarıyor pek bir fikrim yok açıkçası. Ve babuşlar bu bölümde biraz sohbet etmek istiyorum sizle. Hani hep böyle kameranın ön yüzündeyim. Kameranın ön yüzündeyim derken işte oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz, eğleniyoruz falan filan. Baba bir de bunun arka tarafı var. Bir de bunun arka planı var. Ya tutup ağlamayacağım tabii. Şu kadar saat video çekiyorum abi, çok yoruluyum falan filan. Yok baba, o mevzu değil. Ben yorulmaya razıyım zaten. Sizinle güzel vakit geçiriyorum, eğleniyorum. Yorulmaya razıyım abi. Ama bir de bu işin şey kısmı var babuşlar. Dediğim gibi arka planda. Yorgunluk ve kazanç kısmı var. Hepinizin de merak ettiği bir şeydir zaten. Ya bu YouTuberlar ne kadar kazanıyor falan diye.
Bu arada YouTuber'lar ne kadar kazanıyor kısmını geçtim. Şurada bir boss var. Şu boss'u indirelim. Çünkü bu boss etrafına zombi topluyormuş abi. Hemen birliklerimizi oraya doğru yönlendirdik. Zaten bir şövalye, iki saldırgan askerimiz. Bir de ben varım okçu olarak. Mükemmel bir şey abi. Mükemmel bir şey. Ve evet, evin çamaşır makinesi yine coştu. Yemin ediyorum kendi konuştuğumu duyamıyorum şu an. Ve bu mikrofon gürültüyü yansıtmadığı için o kadar sevinçliyim ki. Her neyse abi, hani işin kazanç kısmına gelecek olursak, hani ben bunu neden anlatıyorum? Arada sırada reklamlı videolar görüyorsunuz abi. Reklamlı videolardan kastım sponsorlu videolar. Bu arada 4 kişi çok fena eritmiyor muyuz sizce de? Mahvettik lan. Ramazan ikinci seviye oldu bu arada. Helal Ramazan. Helal babuşum. Arada sırada reklamlı videolar dediğim, videolarda tabii ki reklam var. Hani 3. 5. ve 10. dakika, daha sonrasını salıyorum böyle. Hani 10 dakikada bir, 9-10 dakikada bir falan şeklinde. Fazla sizi bunaltmamak adına. O gördüğünüz reklamların bana faydası dokunuyor babuşlar. Hani bir şekilde buna devam edebilmem için vakit harcıyorum, takdir edersiniz ki amacım la baba parayı kırayım, zengin olayım, kolay yoldan hayat yaşayayım değil. Ama bir şekilde devam edebilmem için, ne bileyim, yeni oyun çıkıyor falan filan, bizim emekler kaldırmıyor. O emeklerin sistemini yenileyelim, yeni klavye mouse alalım derken biraz harcamalara yardımcı olması gerekiyor. Hani şunu dile getirmeye çalışıyorum. Arada sırada reklamlı videolar görürseniz abi, reklamlı videolardan kastım ne bileyim, referans linkli videolar. Azıcık anlayış gösterin abi. Kesinlikle izlemek zorunda değilsiniz. İndirmek zorunda, bana destek olmak zorunda değilsiniz. Ama azıcık anlayış bekliyorum sizden babuşlar. Hani oyun kötü olsa bile, sevmeseniz bile bakmayın abi bir seferlik videoya. Hani ben anlayış göstereceğinizi düşünüyorum ya açıkçası. Hepinize teşekkür ederim şimdiden. Arada sırada reklamlı videolar gelir. Gelirse de zaten yuh ayı, yavaş vur. Üş. Kırdı baba, kırdı kapı cici. Kapı cici. Zaten o kadar dediniz abi bana, Samet abi o kapı tutmaz diye de. Troll mü geldi ya? Vallahi troll geldi galiba. Ben oradan nasıl vuracağım? Bak tam bir abelim ya. Allah'tan orduyu kuvvetlendirdik abi, şuna bakar mısın? Adam bir ayı çıktı kardeş. Ne oldu, nereye kaçıyorsun kanka? Hayırdır, nereye kaçıyorsun? Ben senin kaçmana izin verir miyim? Çak lan oku. İşte bu, helal. Helal ama çit gitti. Adam kapıyı kırdı. Ben bunların hepsini bir ara taşa çevireceğim de. Oturup böyle bayağı bir vakit harcamam lazım. Zor Bey hemen bir tane kapı craftla kanka bize. Aman diyeyim, eleman kapıyı kırdı baba. Bu arada şu tavukları bir harvestlayalım. Seda yenilerini getirsin. Tüy elde edelim abi. İki tane falan tüy elde edelim. Terzimize ok yaptıracağım çünkü. Ateşli oktan yaparsak eğer karşı tarafın biraz canını yakarız gibime geliyor ki bütün materyallerimiz var bunu yapabilmek için. Çok fazla şey geveledim galiba ağzımda. Ya özetle baba, hani arada sırada referans linkli videolar görürseniz, işte babuşlar aşağıdaki linkten oyunu indirebilirsiniz falan dediğim videolar, onlarda biraz anlayış bekliyorum abi sizden. İndirmek zorunda değilsiniz, izlemek zorunda değilsiniz ama kızmayın abi bana lütfen. Hani oha abi, ne oluyor? Abi bunlar ne? Berha'ya hemen uyanman lazım. Acilinden uyanman lazım kanka. Acilinden uyanman lazım. Ramazan'la 3. seviye oldu. Çok güzel. Hacı bak, benim çalışmam gereken adam farklı. Ağaçların arasına gizleniyorlar ya. Benim bu ağaçları var ya, tez zamanda kazımam lazım. Şu bina önündeki ağaçlardan kurtulmam lazım abi. Bekle, defterini dürmeye geliyorlar senin. Var mı başka invaders? Etrafta bir şeyler olmasın da abi, çekiniyorum şu an. Abi sen nesin böyle ya? Ramazan çortladı herhalde. Aynen, Ramazan patladı abi. Ramazan'ın patlaması da normal. Adam 3. seviye nelerle mücadele etti, nelerle cebelleşti ya. İyi bak, maden ihtiyacımızı buradan karşılayabiliriz. Bu arada Zor Bey kapı şeyini yaptım abi. Kapıyı yapmış. Çok güzel. Çevirme tuşu virgüldü ya. İğrençliğe bakar mısın abi? Virgül ne ya? Baba çevirme tuşu virgül ya. Hacı şuraları bir halledin, gözünüzü seveyim ya. Şu evi bir halledin artık. Şöyle hızı biraz arttırayım. Evi bir halledin baba ya. Evi bir halledin ya. Çok güzel. Bu arada bir tane daha herb tarlası yapabilirim abi. Bir tane daha herb tarlası yapacağım hatta. Yapabilirim değil, yapacağım ama ne tarafa doğru yapacağım? Yer yok ki arkadaş. İnan eğer yer yok ya. Şu tarafı birazcık genişletirsem sanki kendime yer açabilirim gibi. Şimdilik şuradaki çitleri böyle bir müsait olan arkadaşlar alsınlar.
buradaki çitlerden kurtulalım. Tamam mı? Biraz öne taşırız abi buraları. Biraz öne taşırız. Şu taraftaki çiti de al. Şunu da al. Şunu da al. Zor Bey ne olur ne olmaz yetişmez diye bir 5 tane çit yapıversin. Daily update. Çok güzel bakacağım daily update'e. Hacı bir 5 tane çit yapıver sana zahmet. 4 tane yaptırdık. Sağlık olsun. Oha yeni eleman mı geliyor aramıza? Vay anasını Farmer Gem. Farmer Gem ha tamam tamam. Bizim farmcı babuşlardan biri gelmiş. Hacı bir saniye sana bakacağım da. Oyunun hızını bir yavaşlatayım ben. Farmer Hall falan almayacağım dayı senden. Senden ne alabilirim biliyor musun? Buradaki yemeklerin tamamını almak istiyorum senden ama yeterince eşyam yok. Sana ne satıp onları alabilirim ben? Ben sana ne satabilirim abi? Bakalım ben sana ne satabilirim? Maden kesinlikle maden satmak istemiyorum. Odun falan mı satsam acaba diyeceğim ve cleric için kitap yapmıştık onu hatırladım şimdi. Ya hayvan yemini ben üretebiliyorum ya şimdilik birazcık havuç alsam bana yeter herhalde. Hacı teşekkür ederim geldiğin için sağ olasın. Ve yeni babuşlar kasabasına katılan arkadaş kim göremedim direkt eline böyle çekici alıp haldır huldur çalışmaya başladı herhalde. Can değeri yüksek biri olsa da yanımıza alsak. Kim geldi? Yani can değerin 3 kanka idare edersin. Oyunu bir durduralım mı babuşlar? Bakalım sizlerden en son kimler hangi yoruma atmış? Hemen gidip ona bakayım. Ve ona göre yeni gelen babuşumuza ismini verelim. Dediğim gibi yorum yazarak bana destek olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederim abi. Bu arada seriler niye çok uzun sürmüyor? Hani genelde bunu soruyorsunuz abi. Niye seriler bu kadar kısa? Niye uzun sürmüyor? Abi, çünkü günde 4 video atıyorum yani bunun sebebi açık değil mi? Stoneheart'ın 15 bölüme ulaştığını düşünün. Normal şartlar altında diğer kanallar kimseyi yerdelemek için söylemiyorum kesinlikle. Hani günde 1-2 video atan kanallar için bu 15 bölümlük malzeme 1 ay demek baba. Hani 2 günde bir Stoneheart salladığımı say tamam mı? 2 günde bir de Warband attığımı say 30 videoyla 1 ay geçirebilirim ben. Ama 1 ayda ben 120 video atıyorum. Amacım övünmek değil. Hani sizinle vakit geçirmeyi seviyorum ama ister istemez bu video fazlalığı serilerin kısa gibi gelmesine sebep oluyor. Normalde bir aya yayılacak şeyi ben 15 günde oynayıp bitiriyorum elhamdülillah deyip kalkıyorum baba. Ondan dolayı bakalım hangi arkadaşımız ne yazmış. Kingdom'a güncelleme gelmiş. Kingdom'un bir saatlik bölümünü çektim bile üzgünüm. 10x 10x bir alanı aşağıdan yukarı doğru kas, kaç taş zeminden toprağa gelince yanına geçersin öyle öyle yap madeni. Güzel fikir, güzel fikir. Güzel fikir dostum. Samet abi halıyı eve yapsana bir de perde yap güzel olur. Perde var mı oyunda ya? Vardır illaki perde. Şöyle birazcık eski atılan yorumlara bakmak istiyorum. Hani hemen yeni atılan yorumlardan birini almayayım ki siz yanlış anlamayın abi beni. Bakalım. Eski yorumlardan bir tanesine... Abi iki bölümdür yazıyorum. Kurtları salınca evcilleştirilmemiş kurt yazıyor. Tamer'la ilgili bir şey olabilir dener misin? Ha tamelemek. Denerim Mahmut'cum. Ama nick'im Mahmut Tuncer. Gerçek adının Mahmut olduğunu zannetmiyorum. Belki bir Mahmut Tuncer hayranıdır. Ya isminin normal olduğuna emin olduğum birine yazayım da. Tavuğu pişir abi etini pişir tüyünden ok yap. Ayşe'cim maalesef gelen bir bayan hanımefendi babuşumuz değil. O yüzden senin ismini yazamıyorum. Yunus da teşekkür etmiş. Rica ederim Yunus'cum. Çok vaktinizi almak istemiyorum ya. Hadi baba. Hadi abi. Hadi abi bakalım kim ne yazmış. Abi etraftaki odunları topla yerde bulunan odunların odunlar Goblin kampının tekrardan çıkmasına olanak sağlıyor. Oo tamamdır Serkan'cığım. Serkan bize güzel bir fikir vermiş, güzel bir bilgi vermiş. Benim toplamadığım odunlar ileride bana Goblin kampı olarak geri dönüyormuş. Kusura bakmayın beklettiğim için hemen Serkan Babuş yazalım. Arkadaşımızı da seriye dahil edelim. Bundan sonra önceden araştırıp şey yapacağım abi. Hani önceden yorumları okuyup kağıda not alacağım. Ona göre gelenlerin ismini yazacağım. Ve buradaki bıraktığımız odunların hepsi ileride bize yolsu elektrik olarak geri dönüyormuş. O yüzden şu odunları bir lootlayalım baba. Bıraktığımız odunlar falan varsa onları bir alalım yeni kamp çıkmasın. Bilgilendirdiğin için teşekkür ederim Serkan'cığım eyvallah. Hadi bakalım hızı arttıralım. Abi ne evmiş yalnız ya. Ne evmiş tamamlanmadı fark ettiniz mi?
Tavukları harvest ettin mi? Inventörden görebilir miyim ben onu? Bakalım tavukları şey yaptı muhtemelen. Tavukları halletti ve bize tüy geldi mi? Asıl önemli soru o. Tüy var mı babuş? Tüy. Aha vallahi iki tüy gelmiş. Tamam. Şimdi Gamze'ye iş düşecek abi. Gamze, sen bana şu ateşli ok için gereken materyali craftlıyorsun. Tamam mı? Ben de güzel güzel ateşli ok kullanıyorum babuşum. Ateşli ok kullanıyorum ve ateşli okla daha fazla hasar veriyorum. Ve bir saniye Hamide'yi de bir klerik yapalım abi. Klerik yaptığımız zaman bandaj falan craftlayamıyormuş ama başka şekilde iyileştiriyormuş. Başka birini onun yerine başka birini şey yaparız abi, merak etmeyin. Harvestçi yaparız. No, buradan değil. Şuradan. Seni klerik ilan ettim hacı. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Bir tane daha herbalist yaparız. Bakalım Esma'nın sprinti 3, Davunt'unki 4, Berk'inki 4, Melih'inki 6. Tamam baba, yeni herbalistimiz Melih olacak. Yeni herbalistimiz Melih olacak muhtemelen. Çünkü herbaliste de ihtiyacım olacak diye düşünüyorum. Şimdi klerik oldun. Herbalist şeysi kapandı mı? Yo, kapanmadı. Peki bandaj yapabiliyor musun? No, bandaj yapamıyor. Bandaj yapamıyor abi. Bu priest gibi bir şey mi oluyor abi? Yani savaş esnasında mı yardım edecek bundan sonra Hamide bize? Dibimizde geziyorsa evet. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Hamide bundan sonra bize tam olarak savaş esnasında yardım edecek. Ve ben şurayı bir adam akıllı halletmezsem eğer bu açıklıktan elemanlar içeri girecek ve muhtemelen beni mahvedecek abi. Oğlum evin güzelliğine bakar mısın ya? Hacı biz burayı ne olarak kullanacağız? Oğlum yaptığınızda burayı ne olarak kullanacağız biz? Şekil şükür bir şey olsun diye mi yaptık? O zaman şimdi hemen ben Melih'i herbalist olarak terfi ettireyim. Melih ne kadar çabuk seviye alırsa benim için o kadar iyi olur abi. Melih'cim kardeşim hemen seni herbalist yapıyorum. Hadi bakalım hayırlı olsun. Herkes bir yemeğini yesin. Ondan sonra elemanlar boşta kaldığında, şu ev bittiğinde tekrardan bir her şeyi harvestlatalım. Şu önümüzdeki ağaçlardan kurtulalım. Önümüzdeki ve aşağımızdaki ağaçlardan. Etrafındaki alanın temiz olmasını istiyorum açıkçası. Henüz şu taraftan atlayıp üzerimize Cüneyt Arkın misali atılan bir goblin olmadı babuli. O yüzden birazcık rahat edebiliriz sanırsam. Herbalist olmak için ta chest'e attılar değil mi her şeyi? Ben bu chest'leri ayarlayamadım abi. Melih Herbalist. O halde Melih'cim, sana seviye atlatmak için ne yapmam gerekiyor? Benim bir seviye herbalistim yok mu? Var ya benim bir seviye herbalistim. Herbalist. Konuşamıyorum. Oğlum herbalistim var lan. Abi herbalist laboratuvarım da var. İnan eğer var. Oğlum herbalistim var lan. Alo, herbalisti göreceksin mi? Kanka herbalist laboratuvarım da var. Ekstradan laboratuvar mı koymam gerekiyor? Abi istediğin laboratuvar olsun. Al bir tane daha laboratuvar koyayım yanına da saçma yani. Abi şimdi şuradan şöyle bir çitleri hop iyiye bastım kazara. Şöyle bir çitleri şuradan birleştirelim abi. Şöyle döndürelim. Buradan böyle, buradan böyle, buradan da böyle. Okeydir. Burası da birleşmiş oldu bu sayede. Burası birleşsin çünkü buraya ben bir tane daha herbalist için tarla yaptıracağım. Herbalist. Ulan şu kelimeyi doğru telaffuz edebileceğim mi acaba ya bir ara? Çok merak ediyorum. 11-10 binlik hacı. Healer'lar için bir şey ekiyorsunuz buraya. Ayrıca işiniz bitti mi şu binada? Artık bir bina işiniz bitebilir mi? Gerçekten merak ediyorum artık şu binayı bitirebilecek misiniz? Etrafta lootlanacak onca şey var. Yalnız şeyin klerik olarak gezmesine gerçekten çok hayran oldum abi. Hani artık savaşçı grubumuzda, partimizde bir de healer'ımız var abi. Ben neredeyim lan okçu olarak? Ben yine kaytarıyorum değil mi? Bak ben yine kesin kaytarıyorum kanka. Rezal. Rezal baba Samet Babuş kaytarıyor. Neredeyim ben? Rezalacı Samet Babuş kaytarıyor. Ya kaytarıyorum ya da araya sıkıştım. Araya sıkışmışım. Ben dedim ulan kesin kaytarıyorum ben ha. Davut'un kardeşi de farmda 4. seviye oldu. Helal kız. Helal sana. Şimdi bayağı bir yemek birikti. Öncelikle bu yemeklerden hayvan yemimiz falan var zaten. Bu partiyi normal yemeğe harcayacağım. Tavuğumuz var 2 tane. Bu tavukları pişirelim abi. 2 tane tavuk pişir.
Ondan sonra 3 3 kere 8 24. 8 tane buğday yap bana. Sonra cornmeal. Bunu biz normal yemek olarak tüketemiyoruz galiba. Bunu tüketebilmemiz için yanılmıyorsam mısır ekmeği yapmamız lazım. Mısır ekmeği yapacak o kadar. Yo lan mısır ekmeği de yaparım aslında. 10 tane de bundan craftlıyorsun. Mısır ekmeği de yapacağız baba. Yardıracağız. Yardıracağız acı. Mısır ekmeği falan elimizden geleni yapacağız. Oo, 66 tane. Tamam. 20 değil. 15 tane de bundan yapıyorsun. Sana bayağı görev vereceğim. Sana bayağı görev vereceğim. Benim kuzen Ceren yemekte bayağı bir bize yardımcı olacak abi. Bayağı bir çalışacak. Ve şimdi bir saniye. Diğer horba listemizi kullanamıyoruz. Bunun sebebinin ben ekstradan bir tane daha şey atmak olduğunu düşündüm. Şu tarafa doğru şöyle kurarsam eğer sanırsam bu şekilde sorunun üstesinden gelebiliriz gibi duruyor. Ama tam olarak emin değilim tabii ki. Stamina şeyi mi yaptırmışız ya? Abi etrafta saldıran eden yok. Beni şey yapmayın, korkutmayın. Şurada ben hemen save'imi alayım bu arada. Hop. Save'imizi aldık abi. Süper. Save'imizi aldık. Ya klerik olması çok iyi bir şey ya Hamide. Ama abi Hamide'nin canı çok az. Birisi es kaza Hamide'yi vurursa var ya. Bu kız yatar dayı ben sana diyeyim. Oo 145 HP. Sıkıntı. Bir saniye. Sanki Furkan'da şeye özel, Hamide'ye özel bir şey olduğunu gördüm ben. Bak bunu klerikler giyebiliyor sadece. Hemen artı bir defans da olsa bunu yapalım. Bunu da klerikler giyiyor aslında. Dur 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 dur. Kanka iptal iptal iptal. Bekle inşallah malzemeyi çöp etmemişizdir. İki defans veriyor. Bence bu kemerden Hamide'ye hemen yapmalıyız abi. Hatta Furkan seviye alırsa şundan yaparım ama şu an için Furkan'ın seviye alacak bir durumu yok galiba. Hamide'yi korumak adına yapıyorum abi bir tane. Lazım çünkü. Lazım. Bakalım materyalimiz var mı böyle dönüştürüp kullanabileceğimiz falan. Bronza çevirebiliyoruz şeyleri. Tin ve kapırları birleştirerek. Ama yapmayacağım. Ama yapmayacağım şu an. Kılıç yapabileydim iyiydi aslında ama bakalım Furkan'ın daha seviye almasına var galiba ya. Furkan ne alemdesin acı? Furkan'ın seviye... Oo, çok az kaldı. Furkan bir tık daha seviye alırsa dördüncü seviye olacak ve bize şey yapabilecek abi. Şövalyelerimize kılıç yapabilecek. O zaman hemen şuradan iki tane materyali normal kapıra çevir. Buradan bana bir tane tin ver. Buradan da bir iki tane bronz ingot üret. Tamam mı? Bu senin seviye almanı sağlar. Dördüncü seviye olduğunda da hemen şundan yaparız abi. Iron Mail'dan yaparız. Footman'in giyebileceği Iron Mail'dan yaparız. Bunlar 5. seviye mi? Oo, bunlar 6. seviye. Clary'imiz için bundan yaparız. Hamide'yi korumamız gerekiyor babuşlar. Hamide kırılgan çünkü. Ve Steel Sword yaparız abi. Aynen öyle. Steel Sword yaparız. Güzel. Güzel güzel. Ayrıca 4. seviye olduğunda Zorbey'i de Carpenter yapar. Mutluluklar dileriz abi. Herkesi güzel güzel upgrade'lemiş, update'lemiş oluruz. Ve nasıl bir evmiş artık bitmedi yahu. Abi ve işin kötü yanını söyleyeyim mi size? Bu süre zarfında bize herhangi bir şekilde invade gelmemesi beni korkutuyor. Herhangi bir şekilde saldırı yemedik. Bu arada camış gibi taş kazıp bütün her şeyi taşa çevireceğim. Onu da söyleyeyim yani. Sadece şu taraf taştan olmayacak. Bütün her yeri taşa çevireceğim. Ozan'ı bayağı çalıştıracağım yani. Ama onun daha zamanı var. Ve tavuklar gelmiş. Güzel. Yeni bir eleman kazanırsak eğer bakalım. Ki yeni eleman kazanabiliriz gibi duruyor şu an. Yeni bir eleman kazanırsak eğer onu da okçu yapacağım abi. Onu da okçu yapacağım. Abi şu kel arkadaş kim? Keltoş bir dur. Kime keltoş demişiz? Yunus'a keltoş demişiz abi ya. Yunus'a keltoş demişiz Yunus'cum kusura bakma. Hacı senin çar birazcık şeye gelmiş ya. Senin çar biraz şanssız gelmiş abi saç açısından. Düt. Ay. Ay ay. Artık bir şey soracağım bu arada. Bizim herbalistimiz bandaj yapabiliyor mu? Hayde. Ha birinci seviye diyor. Galiba sıfır levelde mi? Oğlum sıfır bir level değildir ki ya. Ciddi mi acaba? Galiba ciddi. Ben bir 10 tane pot craftlatayım o zaman.
Abi 10 tane pot yap da biraz seviye al, gözünü seveyim. Kafam beynim yandı ya, yamuldum. Furkan, seviye alacağım mı, polis çağırayım mı? Furkan. Hacı. Evet, goblinler bize savaş ilan etti galiba. Furkan seviye almamakta ısrar ederken goblinler bir yerde bize savaş ilan etti. Bu ne anlama geliyor? Bunların bir yerlerde bir kampları mampları falan filan var. Sıkıntı ya. Bakalım ne demiş goblinler. At last we come to Palace to Great Shines. Go for my minions. Go for bilmem ne. Sizin herhalde diyor ki sizin diyor, deşeceğim baba sizi diyor. Ben bak çok fena adamım diyor. Biz çok çabuk 5 kişi oluyoruz diyor. Ben de diyor yardım edeceğim. Geçen beni dövdünüz ama ben o kadar fos adam değilim diyor. Gördün mü baba diyor. Bak işte eleman böyle olur diyor. Biz de he he deyip geçtik ayol. Bizde de Berhaya var kardeş. Sıçtık. Hazır mıyız sıçma? Bu ne abi? Oh shit. Oh shit. O bizden uzak aslında. O bizden uzak. Aha oğlum, baskına geliyorlar. Anü. Baba. Oğlum adamlar ordu Abi. Adam toplayıp gelmişler. Yemin ediyorum adam toplayıp gelmişler. Sıçtık. Uhu. Yetişin komşular. Abi bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Oğlum bunlar bizim ağzımıza sıçar. Abi şunlara bak. Yemin ediyorum adam toplayıp gelmişler lan. Anne, abi. Hocam. Abisini çağırmış hocam. Abilerini çağırmış. Cici. Babuşun köyü cici. İyi oyundu. Güzel oynadık. Demek ki buraya kadarmış. Abi seferberlik ilan ediyorum. Eline kılıcı kalkanı kapan, koşsun gelsin. Allah'ını seven defansa gelsin lan. Adamlar yarıyor, forvetten giriyor. Kimin canı daha fazla? Şimdi bunlar korkuyor. Esma onlara nazaran biraz daha korkusuz. Esma sen Zeyna olacaksın hacı. Bizim için dişi savaşçı olacaksın. Zeyna olacaksın. Bir Zeyna'mız olsa gerçi ortalığı öttürürüz de. Adamlar kurtlarla geliyor hocam. Abi çabuk. Esma çabuk. Esma sen misin Esma? Aynen Esma galiba. Kılıcı al çabuk koş gel. Abi. Abi geliyorlar. Abi geliyorlar. Geliyorlar. Esma çabuk. Ne oluyor? Lan oğlum. Army geliyor lan. Koşun. Koşun beyler. Koşun lan. Ne diyorsun oğlum manyak? Dur. Bir yandan da ticaret işini mi halledeceğim şimdi? Ay. 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 Yok olduk. Baba eziliyoruz. Hacı benim senden materyal almam şart da. Dur vallahi şimdi ilgilenemeyeceğim. Param maram yok. Başlatma lan değil update'ine. Oğlum bu kadar rahat olma manyak. Bu kadar rahat olma, çok kalabalıklar. Baboli çok kalabalık adamlar. Abi çok çabuk 5 kişi oldu bunlar ya. Hacı saldırır mısınız şunlara? Hamide beddua et, inferno indir üstlerine. İşte böyle yakarız oğlum adamı. İşte böyle yakarız. Karşımızda bir ordu olabilir. Karşımızda bir ordu olabilir. Şu an bakamayacağım değil update'e, bekle. Karşımızda bir ordu olabilir. Ama bizim de şövalyemiz var. Berhaya'yı pert ettiler hacı. Esma vur Esma. Allah'ını seven defansa gelsin. Ölüyor adam. Esma tankla, şövalyeyi tankla. Bokunu yiyeyim, şövalyeyi tankla Esma. Ölüyor. Ölüyordu. Berhaya. Surun içine kaç. Surun içine kaç kardeşim. Berhaya kaç. Kaç kanka. Kaç kurtar kendini. Kaç. Kankamı koru. Kurtar lan Berhaya'yı. Oğlum Berhaya'yı kurtarın. Alo. Berhaya'yı kurtarın. Hamide. Kurtarın lan şu çocuğu. Oğlum Berhaya'yı kurtarın lan. Oradakilere değil, şuradakilere sık. Kurtar Berhaya'yı. Oğlum Berhaya gidiyordu az da. Şehre gir, şehre kaç. Şehre kaç. Şehre kaç. Oo. Aa. Ordu saldırdı. Adam toplayıp gelmişler. Aha yeni adam geldi gruba. HG kanka. Lütfen kız gelebilir mi?
Ay lütfen bayan bir babuş gelebilir mi? Abi Furkan 4. seviye olmuş. Esma Footman da 1. seviye olmuş. Esma direkt 2. seviye olmuş. Ramazan 4. seviye. Hamide level atlamış. Berhaya level atlamış. Bu sefer yenmiş olabilirsiniz ama gelecek sefer daha fazla adam toplayıp geleceğiz. Yine mi? No. Kabul etmiyorum. Bekle bir saniye. Esma 3. level olmuş. Ramazan 5'e çıkmış. Esma 4 olmuş. Hamide level atlamış. Yeni arkadaş. Kim? Oh yes. Baba, geçenkini YouTube yorumlarından seçtim. Bu seferkini de Facebook yorumlarından seçeceğim. Hemen telefondan gireyim bakayım. Oğlum, neler geliyor başımıza ya? Baba başımıza neler neler geliyor. Allah aşkına Berhaya'yı şey yapmayın oğlum. Berhaya'yı çıkartmayın yerinden ya. Berhaya yamuldu oğlum. Berhaya yamuldu. Tugay kaldır kıçını. Tugay kıçını kaldıracaksın acı, kusura bakma. Bunlar şey yani. Bakalım başka kim var bizden devreye gezebilecek olan? Ramazan. Ramazan acı sen de giriyorsun. Bu sefer niye elle tek tek yönetiyorum? Çünkü diğerleri patladı abi yani. Herkesi toplu verirsem oraya bu sefer katliam olur yani. Çok fazla adam kaybederiz. Bu arada bir saniye bir oyunu durduracağım baba. Hemen bir Facebook yorumlarından bakacağım. Facebook yorumlarından bakacağım hacı abi. Telefondan bakıyorum. Bölüme girmeden önce kararlaştıracağım bundan sonra. Ay abi adamlar ordu toplayıp gelmiş ya. Hocam kesinlikle güzel olmuştur. Ellerine sağlık. Bir de adım Serkan. Serkancım, yanılmıyorsam seni dahil ettim seriye. Samet abi Clash of Royale ve Clash of Clans ne zaman gelecek? 25 defa yazmış Hakan. Sonra niye ban yedim deme kanka. 25 defa yazma gözünü seveyim ya. O zaman Berkant'cığım, yorumun için teşekkür ederim kardeşim. Berkant babuş deyip Berkant'ı seriye dahil ediyorum abi. O Hakan'ı da banlayacağım. Ego meselesi değil. Ama oraya arda arda 20 defa yazarsan hani hem diğer arkadaşlar rahatsız olur. Onların görmesine, onların yorumunu görmeme engel olursun. Adamın can değeri fazla. Güzel, güzel. Yeni tanklarımızdan biri Berkant. Berkant babuş. Berkant'cığım yorumun için teşekkür ederim dostum. Şu zamanı ilerletelim biraz. Bekle abi, normal hızda ilerlet. Oğlum biz çok fazla kapışma gördük lan. Vallahi çok fazla kapışma gördük abi. Canımızı okudular be. Furkan level aldı bu arada. Hemen Furkan'a item yaptıracağım da. Biraz nefes almama fırsat verirse ogreler falan. Bir yandan ogre geliyor abi. Bir yandan başka birileri geliyor. Bu ne ya? Of. Helle 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 kanka. Hille. Hille Hamide. Helle herkesi. Helle herkesi. Eğer beddua gücün varsa kafalarına inferno da indirebilirsin. İşte bu kadar. Yonacaksın dedi ve yandı. Ramazan 6. seviye oldu oğlum. Esma 5. seviye oldu. Bak 5 dakika önce girdi klana. 5 dakika önce girdi orduya. Yalnız var ya bizi mahvediyorlardı oğlum. Of. Hacı, Steel Sword. Iron Zırh. Şeye Shield Esma Esma diyorum. Hamide'ye daha fazla defans verecek bir kolye. Baba bir tane daha şövalye yapacağız. O yeni doğacak şövalyemize bir tane daha kılıç istiyorum. İnşallah materyaller yeter. Yeni gelen adamdan materyal alamadım. Bol bol odun kesip odun satacağım ama şu ev bitmediği için bir türlü fırsatımız olmadı abi. Ev bitmedi çünkü. Hakikaten ev bitmedi ya. Berhaya iyi oldu mu acaba ya? Ulan neredeyse kaybediyorduk adamı abi. En sağlam tankımızı kaybediyorduk. Ordu çok pis araya aldı onu ya. Çok pis araya aldılar Berhaya'yı valla. Çok pis araya aldılar. Hala sen seviye alamadın mı? Şey ya, kimi yaptıydık? Melih'i yaptıydık galiba. Melih sen seviye alamadın mı usta ya? Ha, nihayet aldı seviyeyi Melih. Güzel. Güzel, güzel. Güzel abi, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Zaten Hamide elinden geldiğince klerikliyor sürekli. Hamide'nin level daha 2, kolyelerden birini mi alacak? Aynen öyle. Beltlerden birini alacak. Al kafana tak. Zırh olsun.
Furkan yapıyorsun değil mi kanka silahları falan? Biz 5 kişi olmalıydık. Şey 6 kişi olmalıydık. 6. kişi nerede? Tugay, Berhaya, ben, Esma, Ramazan nerede? Ramazan yemek yiyor galiba. Ramazan'ı kaybetmedik değil mi? Bana Ramazan'ı kaybettik deme de yok, Ramazan'ı kaybetmedik. Ramazan Berhaya'ya eşlik ediyor galiba. Aynen, tamam. Ordu şimdi tamamlandı abi. Grup şimdi tamamlandı. Şimdi beyler, şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Birinize benim şövalyelik vermem lazım. Tugay'ın can 3, ayrıca Tugay çok güzel vuruyor. Tugay'ı alamam savaşçılıktan. Esma'nın can 3, Esma da aşağı yukarı Tugay'la aynı istatistiklere sahip. Ramazan'ın can da 3. Ama sanki Ramazan'ı şövalye yapacağım gibi. Sanki ikinci şövalyemiz Ramazan olacak gibi abi. Şimdilik böyle gözüküyor, bakalım. Duruma göre hareket ederiz de ikinci şövalyemiz Ramazan olacak gibi. Ve acayip terledim ve korktum abi. Bildiğin adamlar orduyla saldırdılar çünkü. Abi şu ev zıkkımı bitebilir mi artık? Gerçekten çok teşekkür ederim ya. Şu evi bir bitirin. Ulan invade gelmedi. Son anda bir bastırdılar. Aklım çıktı be. Vallahi aklım çıktı arkadaş ya. Yap Furkan, yap. Yap abi, zırh mır her şeyi yap. Kim onu alan? Tugay alsın lütfen. Aferin Tugay. Kılıç. Yapacı koy kılıçları. Ama kılıcı kullanabilmeleri için galiba şövalyelerimizin seviye atlaması gerekiyor. Neyse. Kuzen yemeklerden alemde, tamam, kuzen yemekleri yapıyor. Bir tane daha kalkan yap bana ya. Furkan, bir tane daha kalkan yap bana. Bir tane daha şövalyeye ihtiyacım var gibi hissediyorum. Bir tane daha şövalyeye ihtiyacımız var abi. Ramazan'ı şövalye yapacağım. Oy oy. Bitti değil mi ev? Ulan nihayet bitti şu zıkkım ev ya. Baba bu evin üst katını, alt katını ne olarak kullanabiliriz bilmiyorum da. Kesinlikle üst katına yatak falan koyacağım yani. Biraz yatak yapalım hatta. Konforlu yatak yapalım. Üst katını yatak olarak kullanırız. Yeni kılıç falan yaptın değil mi? Bak yeni iki tane kılıcımız var orada şövalyeler için. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz abi. Ramazan. Ramazan neredesin hacı? Kanka. Şövalyesin. Şövalyesin hacı, tebrik ederim. Grupta şövalyeye ihtiyaç var. Tek okçu benim Legolas gibi. Okçu alacağız yanımıza. Ama şu an için milli atak açığımızı kapatacağız abi. Milli atak açığımız var şu anda. Milli olarak saldıracak insanlara ihtiyacımız var. Güzel. Güzel. Berhaya ile Ramazan seviye aldığı anda zaten iki tane şövalyemiz. Onların kılıçları falan da hazır. Burada Davut ne yapıyor abi? Hah, Davut çekiç falan getiriyor buraya. Güzel. Toparlayın ortalığı abi, toparlayın. Ve nihayet bütün işimiz bittiğine göre artık şu berileri falan harvestlatabilir miyim abi? Ya da berileri falan harvestlatmayın. Ben şimdilik bölümü sonlandırayım babuşlar. İzlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Benim için çok keyifli bir bölümdü. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Bay bay.